يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم misafirler, peygamber sevdaları vakfı tarafından düzenlenen yolumuzu aydınlatan yıldızlar programına hepiniz hoş geldiniz. Vakfımız tarafından ilan edilen Kasım ayı sahabe ayı çerçevesinde her yıl Kasım ayında her biri gökteki yıldızlar mesabesinde olan peygamber efendimizin yol arkadaşlarını yad etmeye, onları tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Özellikle son asırda toplumların önüne rol model ve kahraman olarak sunulan içi boş ve hayali yüzlerce, binlerce figüran bulunmaktadır. Aslı astarı olmayan veya manevi değer ve ahlaki erdemlerden yoksun ne kadar kişilik ve sembol varsa, belli bir merkezden cilalanarak ve finanse edilerek insanların önüne rol model olarak sunulmaktadır. Toplumlar bunlara benzeyerek, özenerek süreç içerisinde tarihlerinden, değerlerinden ve kültürlerinden kopma seviyesine gelmişlerdir. Neticede kültürel işgal ile muhasara altına alınan toplumlar ve devletler silahsız ve savaşsız bir şekilde ele geçirilmişlerdir. Oysa tarihimiz gerçek kahraman ve rol model olacak sayısız örneklerle doludur. Sayısız kahramanların en büyük kaynağı ise sahibe-i kiramdır. Öyle ki tarihleri değiştirmiş, tarihler yazmış, dünyayı hak ve adalet ile tanıştırmış, insanlığa ışık olmuş, insanlığı kurtarmak için kendilerini yakmış ve feda etmişlerdir. Bu yönüyle unutulan değerlerimizi, önderlerimizi, kahramanlarımızı ve yolumuzu aydınlatan yıldızlarımızı gün yüzüne çıkarmak, örnek almalarını sağlamak ve karanlığa gömülen şu dünyayı onlar ile aydınlatmak, peygamber sevdalıları olarak bizim asli görevlerimizdendir. Ama ne yazık ki bu yıl bu programlarımızı icra ederken Siyonist terör çetesi İsrail'in zulüm, katliam ve soykırımları nedeniyle büyük bir acı yaşıyoruz. Bütün küfür cephesi terör şebekesine destek olup birleşir iken güç ve imkanı elinde bulunduran İslam ülkelerinin lider ve yöneticilerinin sus pusluğu ve hiçbir somut adım atmayışları bu acımızı daha da derinleştirmektedir. Ama şununla da gurur duyuyoruz ki sahabe kaynağından beslenen Ebu Ubeyde gibi yeni çağdaş sahabeler, yeni kahramanlar ve yeni rol modellerimiz ortaya çıkmakta ve bütün sahte kahramanların maskesini düşürmekte, onları rezil ve rüsva etmektedir. Öyle gerçek bir kahraman ve rol model ki o çıkıp konuştuğunda bütün dünya susup onu dinlemekte, çocuklar, gençler ona özenmekte, düşman onu duyduğunda kaçıp saklanmaktadır. Bu vesileyle Gazze'ye, Hamas'a, İzzettin el-Kasam'a ve direnişe buradan selamlar gönderiyoruz. Onca zenginlik, güç, imkan ve askere rağmen Ebu Ubeyde'nin bir parmağı kadar bile terörist İsrail'i korkutmayan İslam ülkelerinin liderlerine, yöneticilerine de diyoruz ki Gazze öyle bir izzet tacıdır ki bu tacı korkmadan erkekçe başına koyanları izzete, binbir bahane arkasına saklanıp ondan yüz çevirenleri ise zillete boğacaktır. Sözlerime son verirken bu ulvi dava uğruna büyük emek ve fedakarlıklar gösterip ihlasla çalışan aramızdaki isimsiz kahramanlara da sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Hazreti Zübeyir hakkında epeyce şeyler hem girişte hem de slide gösterisinde verildi. Bizim buna ilave edeceğimiz bazı kısa hususlar var. Ama şu nokta çok önemli. Muhterem kardeşler, kıyamet gününe kadar Kur'an-ı Kerim bakidir diyoruz ya. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Onu biz indirdik ve biz koruyacağız. Kıyamet gününe kadar Kur'an-ı Kerim korunacak. Epeyce sohbetlerimizde dile getiriyoruz ki bu koruma sadece kendi
harfleri hareketsiz değil, özellikle bu dini, bu Kur'an'ı yaşayan insanlar da kıyamet gününe kadar gelecek. Böyle inanıyoruz. Muhterem kardeşler, Kur'an-ı Kerim'le beraber önemli olan Hazreti Peygamber'in hayatı da kıyamet gününe kadar insanların gözünün önünde olacak. Yoksa yanlış anlamayın, Kur'an-ı Kerim tek başına, yani herkes istediği tarafa çeker götürür. Tamam, Kur'an hayattadır ama herkes istediği gibi yorumlar bilmem ne yapar. Ama nedir? Allah sadece Kur'an'ı değil, İslam dinini kıyamet gününe kadar başka bir dine, başka bir peygambere, başka bir kitaba gerek kalmayacak şekilde koruyor. Demin kardeşimizin okuduğu ayet-i kerimede dikkat edilmesi gereken bir bölüm var. Daha önceki Tevrat'ta, İncil'de, daha önceki peygamberlerde sadece Peygamber Efendimiz'in geleceği müjdelenmemiştir. İyi dikkat edin. Efendim ahir zamanda bir tane işte son peygamber gelecek. Muhammed gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Mesele bu değil. Başka bir şey daha var. Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ma'ahu Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rükkân succeden yebitehûne fadlen minallâhi ve rızvâne. Bu ayet-i kerimelerde Peygamber Efendimiz'in ashabı da müjdeleniyor. Dikkat edin. Yani sadece son bir peygamber gelecek denmiyor. Onun bir ashabı olacak diyor. Onun yanında öyle insanlar olacak ki diyor. Eşiddâ'u alel kuffâr. Ruhamâ'u beynâhum. Onlar kendi aralarında birbirlerine karşı boyunları kıldan ince, merhametli ama kafirlere karşı şiddetli olan ashabı olacak onun diyor Allah-u Teala. Kime diyor? İncil'de diyor. Kime diyor? Tevrat'ta anlatıyor bunu. Yani sadece müjdelenen son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam değil, onun ashabıdır. Onun ashabı da nedir? Müjdelenmiştir insanlığa. Onun böyle bir ashabı olacak diye. Bunun anlamı nedir? Bu da kıyamet gününe kadar Zübeyir de devam edecek, Hazreti Ali de devam edecek, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Fatıma hepsi peygamberle beraber devam edecek. Ben yanlış anlamayın, bunlar olmadan olmaz. Eğer siz sahabeyi çıkarırsanız, sadece peygamberden bahsederseniz ne olur? Bu bir filozofa benzer. Nedir? Allah-u Teala bir din göndermiş. Kıyamet gününe kadar bu din devam edecek diyor Allah-u Teala. Nasıl devam edecek? Ha, demek ki öncelikle benzetmek olmasın, ben başka benzetemiyorum. Yani peygamberle beraber sahnelenecek Peygamber Efendimiz'in rol arkadaşları olacak. Onlar hep birlikte İslam'ı gösterecekler insanlara. Arkadaşlarıyla birlikte. Onun için muhterem kardeşler, biz sahabeyi böyle anlıyoruz. Yani sahabe-i kiram bizim yanımızda nedir? Böylesine kadri kıymet sahibidir. Ufak tefek hataları olmuştur. Zaten o. Yanlış anlamayın. Onlar da bizim için bir örnektir. Yani onlar da, onların da arada yaptığı hatalar nedir? Bizim için de bir uyarıdır. Bizim için de bir uyarıdır. Biz şimdi kalkıp da Uhud'daki okçuları, okçular tepesindeki okçuların o tepeyi bırakıp da ganimete yeltenmelerini ne yaparız? Biz düşmanca şey yapmayız. O da bizim için nedir? Bir öğüttür. Bakın eğer peygambere itaat etmezseniz başınız, onun ashabı da olsa arada böyle ne yapar? Mağlup olabilir. Zübeyir radıyallahu anh Abdülmuttalib'in torunudur. Hazreti Muhammed nasıl Abdülmuttalib'in torunuysa bu da torunu. Dikkat edin. Hazreti Ali nasıl Abdülmuttalib'in torunuysa bu da Abdülmuttalib'in torunu Zübeyir. O kadar önemli. Kimin oğlu bu? Safiye'nin oğlu.
Hazreti Safiye'nin oğlu. Yani Hazreti Safiye kimdir? Kardeşler, Hazreti Safiye'yi çeşitli vesilelerde ben bahsettim sohbetlerde ama Hazreti Safiye Peygamber Efendimiz'in biz halası diyoruz, amesi diyoruz. Yani babasının kız kardeşi. Peygamber Efendimiz'in babasının kız kardeşi, halası, amesi. Yalnız öyle biri ki yani belki şey olabilir de yanlış anlamayın da yani resmen bir dişi aslandır. Yani Hamza'nın, Hamza'nın kardeşi bu, hani dikkat edin. Hazreti Hamza'nın bir dişisidir bu, aynen. Ve hatta açık konuşalım. Hazreti Hamza'dan önce Müslüman oldu. Hazreti Safiye, Hazreti Hamza'dan önce Müslüman oldu. Öylesine gerçekten iman sahibi, öylesine yürek sahibi, öylesine cesur birisidir. Bil ki Zübeyir radıyallahu anh işte bu kadının oğludur. Avvam, Avvam'ın babası Avvam. Avvam kim? İlginçtir o da. Hazreti Hatice annemizin erkek kardeşi. Avvam, yani Zübeyir'in babası, Safiye'nin kocası Avvam'dır. Daha sonra vefat ediyor. İşte Hazreti Zübeyir böyle birisidir. Yalnız Hazreti Zübeyir'in annesi böyle. Yani bir kahraman annemiz olduğu gibi kardeşler çocukları da öyle. Yani Zübeyir radıyallahu anh kendisi bir defa Hazreti Ebu Bekir'in kızıyla evleniyor. Bu ne anlama geliyor? Hazreti Ayşe'nin kız kardeşini alıyor Esma'yı. Esma, Esma binti Ebu Bekir onunla evleniyor. Yani Peygamber Efendimiz'le bacana oluyor. Yani Hazreti Zübeyir Peygamber Efendimiz'in hem halasının oğlu hem nedir? Aynı zamanda bacanaktır. Peygamber Efendimiz'in bacanağıdır. Kardeşler, bir şeye daha atlayın. Buralarda fazla geçilmiyor da. Müslümanlar Medine'ye hicret ettiklerinde var ya, Mekkeliler hep Medine'ye hicret eden Müslümanlardan hep haber alıyorlar. Ne yapıyorlar, kaç kişi oldular, bilmem nedir falan. Bu arada şöyle bir haber yayılıyor. Mekke'de, ya bizim buradan giden Muhammed ve adamların hiçbirinin çocuğu olmuyormuş. Medine'nin hükmü onlara yaramamış hiç. Hiçbirinin daha çocuğu olmamış. Gerçekten de aradan epeyce vakit geçtiği halde Medine'de doğum yapmamışlar Mekke'den gelen muhacirler. İşte ilk doğan çocuk Zübeyir'in oğlu Abdullah'tır. Abdullah bin Zübeyir. Medine'de dünyaya geliyor ilk muhacir çocuğu. Ve muhacirler bunu duyunca hepsi tekbir getiriyor. Ey mazlumların Rabbi! Zalimler güruhuna karşı mazlum Filistinli kardeşlerimize ve yüreği onlarla birlikte çarpan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmete yardım et. Ey Allah'ım! Bozguncular güruhuna karşı bize yardım et. Kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Küresel istikbara karşı bize yardım et. Ümmet-i Muhammed'i ve kahraman intifada erlerini sahipsiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi! Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'e ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz ve selat ve selam gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Rabbimiz, sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza ile. Zulme uğrayan mazlum ve mustazaf Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz. Mirac'ın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Onların ruhlarını şad eyle. Onları sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle. Amin. Cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Amin. Bu kutsal dava uğrunda cihad edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Amin.
Bizi de onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimizi en kısa zamanda nusretinle zaferler nasip eyleyip ümmeti Muhammed'in birleşmesine vesile eyle Allah'ım. Rabbimiz, Müslümanlara zulmeden, mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz. Bu hainleri ve din-i mubin İslam'ın düşmanlarını kahrın perişan eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, Gazze'li kardeşlerimize yardım etmek için bize güç, kuvvet ve kudret ver Allah'ım. Amin. Ya bize Selahaddinler olmayı ya da Selahaddinler yetiştirmeyi nasip eyle Allah'ım. Amin. İslam ülkelerinin idarecilerine şuur ver, merhamet ver. Mazlum kardeşlerimize direnme gücü ver ya Rabbi. Amin. Onları lütfunla zafere eriştir ya Rabbi. Amin. Zafere eriştir ya Rabbi. Amin. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Amin. Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik lütfeyle. Amin. Gazze'de İslam davası için mücadele eden kahraman İzzettin el-Kassam mücahitlerini havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle. Amin. Her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Amin.